Bir diğer veri işleme komutumuz da delete. Delete işlemi de gayet basit. Yalnız update işlemindeki kurallar burada da geçerli. Bir filtre uygulamamız gerekiyor. Aksi halde bütün tablodaki veri üzerinde etkili olacaktır. Mesela söz dizimi şu şekilde. Delete from table name şeklinde geçerli kullanılıyor. Mesela şöyle örnekleyelim. Delete from employees diyorum. Bunu çalıştırırsam employees kayıt tablosundaki bütün kayıtları silecektir. Herhangi bir filtre konulmadığı için. Şu şekilde bakın 12 kayıt var. Hepsi silinecektir. Ama ben burada bir hedefleme yaparak filtre uygulamak istiyorum. Burada mesela employee ID'si ki genellikle employee yani genellikle ID primary key alanları kullanır. Geri kapası silelim biz buradan. Şöyle kaydediyor, çalıştırıyorum. Rows affected 1 dedi. İşlem başarılı olduğunu anlıyoruz buradan. Bakalım. Evet 11 nolu kayıt yok. Bu şekilde delete işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.